Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde çarpma ve bölme işlemi ile ilgili uygulamalar yapacağız. İlk önce çarpma işlemi ile başlıyoruz. Ekranımızı biraz büyütüyoruz. Evet. Burada bir işlem görüyorsunuz. 12 ile bilmediğimiz bir sayı çarpım yapılmış, çarpma yapılmış ve sonuç 48 çıkmış. Çarpanlardan birisi belli değil. Onun yerine boş kutu yapmışız. Bu çarpanı bulmak için çarpma işleminin tersini uygulamamız gerekiyor. Yani 48'i 12'ye bölersek buradaki kaybolan çarpanımızı bulmuş olacağız. Ben hemen bölüyorum. 48'i 12'ye bölüyorum. 4'te 12 yok. 48'de 12. 12, 24, 36, 48. 4 defa var. 4 kere 12, 48 oluyor. Ve demek ki çarpanımız 4'müş. Yani çarpma işleminde çarpanlardan birisi yoksa çarpma işleminin tersini uyguluyoruz ve böylece bize verilmeyen çarpanı bulmuş oluyoruz. Peki bölme işleminde nasıl oluyor? Bölme işleminde durum farklı şekillerde olabiliyor. Çünkü bazen bölünen sayı verilmiyor. Bazen bölen sayı verilmiyor. Onu alıştırmaları ilerledikçe sizlere göstereceğiz. Ben ilk önce bölünen sayı verilmediyse ne yapmalıyız? Baştaki bölünen sayımız verilmeliyse buradaki bölen ile bölüm dediğimiz sonuç olan rakamı çarpma yapmalıyız. Yani bölmenin tersini uygulayacağız burada da. 7 ile 5'i çarpıyorum. 7 kere 5 35. Fakat unutmamamız gereken bir şey var. Burada kalan sayımız da var. 3. Bu kalan sayıyı da toplama yapmam gerekiyor. 35 ile de 3'ü topluyorum ve cevabı buluyorum. Yani bölünen sayımız 38'miş. Şimdi ilk önce çarpma işlemi ile ilgili uygulamalarımızı yapalım. Alıştırmalarımıza devam edelim. Sonra bölmeye geçeceğiz. Diğer kağıdımızda şöyle bir örneğimiz var. Bakın. 4 çarpı 600 4 çarpı bilmediğimiz bir sayı. Biraz yaklaştırıyoruz. Evet. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. 4 ile hangi sayıyı çarparsak 640 olur? Yapacağımız şey neydi? Çok basit. 640'ı 4'e böleceğiz. Yani çarpma işleminin tersini uygulayacağız. 640'ı 4'e bölüyorum. 6'da 4 1 defa var. 1 kere 4 4. çıkarıyorum 2. Şimdi buna sıra geldi. 4'ü indiriyorum 24. 24'te 4 6 defa var. 6 kere 4 24. Bu sıfırları tekrar sormuyoruz. Çünkü bunlar çıkarma işleminden geldi. Fakat yukarıda birler basamağında bir sıfırımız var. Her basamağı sorma kuralımızı unutmayalım. Bu sıfırı aşağı indiriyorum. Yukarıdan gelen sıfırı sormak zorundayım. Çıkarmadan gelen sıfırlar sorulmuyor. Ama yukarıdan gelen basamağımızdaki sıfır sorulması gerekiyor. Sıfırda 4 bölemiyorum. Yok. O zaman buraya bir sıfır koyuyorum. Demek ki boş kutumuz yani çarpanımız 160'mış. Diğer örneğimize bakalım. 13 ile bir sayı çarpma yapılmış ve sonuç 182 çıkmış. Yine aynısı. Çarpmanın tersini uyguluyoruz. 182'yi 13'e bölüyorum. 182 bölü 13. de 13 yok. 18. İkisine beraber bakıyorum. 18de 13 bir defa var. 2 defa olsa fazla gelir 26'ya gider. 1 kere 13, 13 yazdım. 8'den 3 çıktı 5 1'den 1 çıktı 0. Sormadığımız bir basamak kaldı 2 2'yi indiriyorum aşağıya. Burası oldu 52, 52 de 13 kaç defa var? 13, 13 daha 26, 13 daha 39 bir 13 daha sayarsam yani 4 defa var. 4 kere 13 şey 4 kere 3 12'yi elde var 1. 4 kere 1 4 bir de elde vardı 5. Demek ki cevabı bulduk. Çarpanımız 14'müş. Diğer örneğimize bakalım. Yine çarpanlardan birisi yok. Yine ne yapıyorum? 525'i 25'e bölüyorum. Çarpmanın tersini uyguluyorum. Evet. Hemen yapıyorum. 5'te 25 yok. 52'de 25 2 defa var. 2 defa 25 50 yapıyor. 2'den 0 çıktı. 2, 5'ten 5 çıktı 0. Diğer basamağımızı indiriyorum. 25 oldu. 25'te 25 1 defa var. Evet, cevabı buldum. Çarpanımız 21'miş. Diğer kağıdımıza geçelim. Bu kez farklı bir şey çıkıyor karşımıza. Şöyle yaklaştıralım. Evet. Çarpma işleminde bu kez çarpma işlemi yapılmış, sonuç bulunmuş. Fakat bazı rakamlar kaybolmuş. Burada ne yapmalıyız? Şöyle yapmalıyız. Burada tahmin ederek gideceğiz. Yani 8 ile bu sayıyı çarptığımızda 2 bulmuşlar. Bu 2 biliyorsunuz 12'nin ikisi olabilir, 22'nin olabilir, 32'nin olabilir kimin ikisi olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. 8 kere 1 8 yapar. Demek ki burada 1 yok. 8 kere 2 16 eder. 16'nın 6'sı olması lazım. O da değil. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü olmamış. 2 var burada. 8 kere 4 32. Ha, demek ki burada 4 olabilir. Ben 4'ü yazıyorum. Bakalım deneyelim. 8 kere 4 32. Elde var 3. 8 kere 4 32. 3 de elde 33, 34, 35. Bakın 35 rakamına ulaştım. Demek ki buraya 4 koymam gerekiyormuş. Şimdi geldik diğer kutumuza. Şimdi buraya bir rakam koyacağız ve çarpma işlemimizi uygulayacağız. Mesela 1 koyduğumu düşünelim. 1 kere 4 4. Bakın olmadı. 2 koysam 2 kere 4 8. O da olmadı. 3 kere 4 12. Ha, 3 olabilir. O zaman önce 3'ü bir deneyeyim. Eğer 3 tutmazsa onu silerim. Başka rakamlar denerim. 3'ü ilk önce deniyorum. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. Evet. Şimdi aradığım rakamı bulmuş oldum. Böylece birinci kutuya 4 gelecek. Diğer kutuya 3 gelecek. Bu şekilde buldum. Diğer alıştırmamıza bakalım. Buraya hangi rakamı koymalıyım? Mesela buraya 1 koyduğumu düşünelim. Ama bu işlemi ilk önce isterseniz siz kurşun kalemle yapıyorsunuz her zaman. Ben de kurşun kalemle yapayım. Çünkü silmesi kolay olsun. Eğer sayıyı bilemezsem. Deneyelim. Buraya 1 koydum. 1 kere 5 5. 1 kere 9 tamam burası tuttu. 1 kere 9 9. Ha burası tutmadı. O zaman buraya 1 gelmeyecek. Başka bir rakam koyalım. 2 koyasam 2 kere 5 10. Ha sözü çok uzatmayalım. Şöyle diyelim. Burada 66'yı görüyorsunuz bakın. Benim buraya koyacağım rakam 9 ile çarptığımda 60'lara gelmesi gereken bir rakam. Yani ben buraya 2 koysam çok az gelir. 2 kere 9 18 oluyor. 66'ya ya hiç yaklaşmıyor. 3 koysam 27 oluyor. Yine 66'ya yaklaşmıyor. Ben buraya hangi rakamı koymalıyım? Hemen çarpım tablosunu hatırlıyorum. Ha, aklıma şu rakam geldi. 7 koyabilirim ben buraya. 7 kere 9 63. 66'ya bayağı yaklaştım. Hemen deniyorum. 7'yi koydum. Şimdi başa döndüm. 7 kere 5 35. 35'in 5'i bakın tuttu. Elde var 3. 7 kere 9 63. 3 de elde 66. İşte aradığım rakamı bulmuş oldum. Hemen Silinmeyen kalemle rakamı yerine oturtturuyorum. Yerine koyuyorum. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 9, 63. 3 de elde 66. İşte aradığım rakamı buldum. Fakat Çarpma işleminde eksik olan yerler var. Onları tamamlıyorum. Burası zaten 1 var. 1 kere 5, 5. O zaman bu kutuya 5 koydum. 1 kere 9, 9. Buna da 9'u koydum ve şimdi toplama yapmam gerekiyor. 5'i aşağı indirdim. 6, 5 daha 11. 11'in biri elde var 1. Verdim 7. 7, 9 daha 16. Ve böylece çarpma işlemi tamamlamış oldum. Diğer alıştırmamıza bakalım. 3 kere 2, 6 yapılmış. 3 kere 6, 18. 18'in 8'i elde var 1. Şimdi buradaki rakamı bulmam gerekiyor. Bakın buradaki rakam bulmak için şuradan faydalanıyorum. 18'in 8'i yazıldı. Elde var 1 dedik. Bakın 16 var. 3 ile hangi sayıyı çarparsam 16'ya yakın veya 16'nın kendisine ulaşabilirim. Aklıma hemen 3 kere 5 15'ti. O geliyor. Demek ki benim buraya koyacağım sayı 5 olabilir. Deniyorum. Şimdi baştan deviriyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var. 1. 3 kere 5 15. Bir de elde 16. Demek ki aradığım rakam 5. Hemen koyuyorum. Şimdi geldim buraya. Hangi sayıyla 2'yi çarparsam 2 olur. Bakın zaten 5, 6, 2, 562 var ve burada da 562 var. Demek ki buraya bir rakamı gelmesi lazım. 1 kere 2, 2. 1 kere 6, 6. 1 kere 5, 5. Ve böylece aradığım rakamı buldum. Yalnız bulunmayan bir rakam da şurada var. Toplama yapmam gerekiyor. 6 aşağı inmiş. 8 2 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 7 6 daha 13. Gerisi zaten tamamlanmış. Hemen diğer alıştırmaya bakıyorum. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 5 10. Bir de elde 11. 11'in birini yazmışlar. Bir elde burada duruyor. Şimdi hangi sayıyla 2'yi çarparsam 13'e giderim. Hemen hatırlıyorum. 2 kere 6 12 idi. 2 kere 6 12. Bir de elde buradan geliyor. 13. Demek ki bu kutuya koymam gereken rakam 6 ymiş. Hemen diğerine bakıyorum. Bakın 658. 658. Ha, hemen anladım. Demek ki burada 1 var. 1 kere 8. Kontrol etmeyi unutmuyorum. 1 kere 8 8. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. Toplamada yapılmış ve sonuç bulunmuş. Şimdi son alıştırmaya geldik. 6 kere 7 42. 42'nin ikisini yazmışlar. Elde var 4. Onu yazmamışlar. Onu ben koydum. Şimdi 6 ile hangi sayıyı çarparsam 16'ya yaklaşırım. 6 kere 1 6. Biraz uzak kaldı. 6 kere 2 12. Evet yaklaştım. 3 koysam 6 kere 3 18. Bakın 16'yı geçiyor. Bana şurası lazım. 16'nın olduğu yer lazım. O zaman ben buraya 2 koymalıyım. Çünkü 3 koyduğumda fazla oluyor. Deniyorum. 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 2 12 4 de elde 16. Bakın aradığım rakamı bulmuş oldum. Ve çarpma işlemine devam ediyorum. Alttaki boş kutuları ve sonucu bulmak için. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Demek ki burası da 10 olacakmış. 1 ve 0'ı koyuyorum. Son aşama artık toplama. 2 aşağıya. 6 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1 verdim 2. 2 0 daha 2. 1 aşağıya iniyor ve böylece işimi bitiriyorum. Demek ki çarpma işleminde boş kutuları bulurken tahmin ederek zihnimizden ya da oradaki sayıya yaklaşarak çarpma işlemini yaparak çarpım tablosundan burada çok faydalanıyoruz. Her zaman söylediğim gibi çarpma çarpım tablosunu ezberlemeyi sakın unutmayın. Çünkü size çarpma işlemlerinde ve bölme işlemlerinin işlemlerinde çok gerekli olacak. Böylece dersimizi bitiriyoruz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.